Oturdun televizyon karşısında unuttun her şeyi. Gavurları Allah'ın hasımlarını dinledin. Onları seyrettin. Buldular köpeksiz köyü, değneksiz dolaşıyorlar. Ne büyük düşmanların eline düştük. İslamiyet'i hor ve hakir ediyorlar. Eğer biz küfrü hor ve hakir edecek olsak ceza verirler. Mahmud Efendi Hazretleri'nin buradaki kastettiği şey televizyon ve televizyon içinde yayınlanan şeyler ve o yayınlanan şeylerin bizim hayatımıza yansımaları. Televizyonun içindeki pislikler. Televizyondan eve akan lağım suları. O ahlaksız diziler. O rezil hayatlar. Yani bugün adam öyle hale gelmiş ki adam namaz kılıyor. Bakın namaz kılıyor ama pis, iğrenç, aldatmalı, içinde aldatmalı, Allah'ın razı olmadığı kesinlikle yani razı olmadı derken o içerikten zaten Allah kesinlikle razı değil. Adam ne yapıyor? Kadın ne yapıyor? O dizi izlerken namaz vakti geliyor. Dizinin reklama girmesini bekliyor ki namaz kılayım. Diyor ki hele şu reklama girsin arada namaz kılayım. Ne demek? O diziyi Allah'tan üstün tutuyor. Namazı yani Allah'ı da haki görüyor. Haşa ve kella. Bunlar ne? Bunlar gavurların, kafirlerin bizim Müslümanların hayatını empoze ettiği şeyler. Geçen biraz bahsettik. Allah selamet versin. Şimdi Aynen. Efendi Hazretlerimizin hikmet sözlerinden dedik ya birkaç tane okuyacağız inşallah. Burada birkaç sayfa nottan ayırdım. İnşallah onları okuyacağız. Bazı nafile namazlarla alakalı Efendi Hazretlerimizin sözleri. Bazıları diyorlar ki Hoca Efendi sabahtan akşama kadar uğraş uğraş anca naf nafakamızı çıkartıyoruz. Çok önemli bir şey. Bir desem başımıza şeriat çıkardın. Teheccüd, işrak, kuşluk, evvabin, kabir, nur namazlarını kılmayı çıkardın. İşte millet böyle ibadetten üşendi. Allahu Teala da şeriatı elimizden aldı. Bu ibadetlerin hepsi ruhumuzun ruhu, canımızın canıdır. Efendi Hazretleri der ki, bakın 4000 bin küsür sünnet var. Bunlardan üç tanesini terk ettiğimi görürseniz arkamda namaz kılmayın diyor Efendi Hazretleri. Bakın teheccüd, işrak, kuşluk, evvabin, kabir nur namazı da en önemli nafilelerdendir. En önemli. Yani Efendi Hazretleri insanlar bunu anlatıyor. İnsanlar diyor ki ya biz diyor zaten nafakamızı zor çıkartıyoruz. Hoca diyor sen de bize bunları çıkartıyorsun. Bakın Efendi Hazretleri'nin acayip bir mevzusu var. Efendi Hazretleri Üsküdar sahille böyle dolaşma yaparken birkaç tane gence denk geliyor. Gençlere gidiyor vaaz edecek tamam mı? Gençler diyor biraz bir şeyler anlatmaya başlıyor. Tamam davet ver Efendi Hazretleri. Gençler Efendi Hazretleri diyor ki ya hoca hoca sen işine bak diyor. Hoca hoca sen işine bak diyor. Efendi Hazretleri ne diyor? Evladım benim işim bu. Bak cevaba bak. Hikmete bak. Bizde olsa ulan nasıl konuşuyorsunuz? Hemen böyle bir atar gider anladın mı? Biz burada size Allah anlatıyoruz. Biz şöyleyiz. Biz böyleyiz. Ulan siz nasıl adamsınız? Biz gelmişiz burada size emri bil maruf yapıyoruz. Yaptığınız hareketlere bak işte falan filan. Ama Efendi Hazretlerimiz ne diyor? Gençler benim işim bu. Hepimizin işi bu. Ama bu işte zirve kimdir? Efendi Hazretlerimiz. Şimdi söz verin içinizden teheccüde kalkacağız. Kalkacağız, kalkacağız diye. Eğer sen kalkamıyorsan bir arkadaşına tembih et, telefon etsin sana veya kapıya vursun üşenmeyin. Teheccüd namazı o kadar önemli bir namazdır ki bütün ama bütün meselelerimizi halledebileceğimiz bir namazdır. Efendi Hazretlerimiz de bunun önemine vurgulayarak teheccüd namazına kendinizi kalkma öyle şartlayın ki alarm kurun. Uyanamıyor musun kardeşim? Arkadaşına tembih et gelsin gerekirse senin kapını çalsın ama o teheccüd namazına kalk. Ondan sonra Efendi Hazretlerimizin başka bir sözü. Birbirimize iyilik edelim, üşenmeyelim kaldıralım birbirimizi, uyandıralım, kazandıralım birbirimizi, sevinelim birbirimizin kazanmasından. Yani burada da Mahmud Efendi Hazretlerimiz emri bil maruf vazifesinin de önemine biraz vurgu yapmış. Yani birbirimize iyiliği emredelim, üşenmeyelim. Yani kardeşim bu adamı bir kere çağırdın, iki kere çağırdın, üç kere ne oluyor? Bir bezginlik oluyor değil mi kardeşim? Bu normal bir şey. Normal bir şey derken yani alışıra gelmiş. Yani üçlü ya arkadaşım diyor yeter de ben anlattım anlattım yeter de üşenmeyelim diyor ama Mahmud Efendi Hazretleri yine gidelim. Niye? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'in kapısına 150 kere gitti. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı. Biz bizim sabırlar ne alemde? Sıfır. Sıfırın altında eksi otuz. Şimdi Ondan sonra efendi hazretlerimizin bir iki sözünden daha bahsedelim inşallah. Ondan sonra bitireceğiz. Akıl sahiplerinin özelliği namazlarını gereği gibi kılmalarıdır. Namazı gereği üzerine kılmak demek vaktinde cemaatle ve cemiyetle tam ve doğru olarak kılmak demektir. Söze bak hizaya gel. Bakın. Akıl sahipleri diyor efendi hazretlerinin hikmetli sözleri namazı gereği gibi kılmak Yani tadile erken üzere Allah'ın razı olduğu bir şekilde kılmak. Ondan sonra vaktinde vaktinde camide cemaatle vaktinde camide cemaatle namaz eğer böyle olursa Allah'ın razı olduğu, Allah'ın kabul edeceği bir namaz olur. Efendi Hazretlerimizin de namazın önemine vurgusu. Şimdi kısa iki tane daha. Ya arkadaş oku oku bitmez ki ya. Valla çok var da işte vakit kısıtlı. Aslında normalde Mahmud Efendi Hazretleri'nin sadece sözlerini okusak yeter ama maalesef anlamayan kardeşler var. Mecburen izah yapıyoruz. Şimdi cenazeye gelirler. Dikilirler oraya. Namaz kılsana kılmazlar. Hayasızlar. Bakın cenaze en büyük sohbet ölüm hadistir. Kişiye sohbet olarak, vaaz olarak ölüm yeter. Efendi Hazretimiz ne diyor? Cenazeye gelir. Namaz adam cenazeye gelir. Böyle dikiliyor. Bak dikiliyor öyle. Ölüm aklına gelmez. Namaz aklına gelmez. Hiçbir şey yok. Sıfır. Öyle de çekip gider. Efendi Hazretleri ona ne diyor? Hayasızlar. Emniyet kemeri takmayana bin lira ceza kesiyorlar. Bu adamlar biraz da namazla uğraşsalar ne ikar olacak? Acayip. Ufak çocuğun anasının yanında namaz kıldığı gibi namaz kılıyoruz. Nasıl? Baştan sağma. Namazlar baştan sağma. Allah'ın razı olmadığı namazlar. Dikkat etmek lazım. Tadil erken üzerine namaz kılmak lazım. Son bir tane okuyayım. İnşallah bitiriyoruz. Bu zaten başlı başına yeter. Bir adam namazı terk ederse kılmazsa değil. Namaz kılan bir adam namazı terk ederse bundan şunu da anlayalım. Adam namaz kılıyor ama atıyorum öğlen namazını kılmadı. Ona terk etmek denir. Şimdi söze bak hizaya gel. Bir adam namazı terk etse bütün dünyadan bereket kaldırılır. Bakın. Bir adam namazı terk etse bütün dünyadan bereket kaldırılır. Allah Celle Celaluhu Mahmud Efendi Hazretlerimize tekrardan eski sağlığını, sıhhatini versin. Amin. Amin. Tekrardan inşallah eskiden olduğu gibi İsmaila kürsüsünden tekrardan vaaz verdirsin. Amin. Amin. İnşallah da vücuduna sıhhat, bereket, hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Amin. Şimdi sohbetimizi inşallah bitirelim. Cuma akşamı inşallah saat 9'da sohbetimiz yine olacaktır. Ee, hadis ve hikmetli sözler dersimize e, davet yapmadık. Sadece kıymetli kardeşlerimi çağırdım ben. Ee, hani şeye gerek yok dedik. Hani bugün zaten Kerem Önder hocamızın da sohbeti var. Erken bitiriyor. Saat 9.30'da onun sohbeti var. Dedik fazla uzatmayalım. İnşallah Allah anlayıp amel etmeyi nasip eyler. Amin. Cuma akşamı inşallah saat 9'da tam kadro. Allah hepimize burada toplamayı nasip etsin. Amin. Anlayıp amel etmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. İlâ şerefin nebiyyi ve Ali ve ashabihi ve meşayihine'l kiramil Fatiha. Amin.